Davet bu herif bu kadar lafı nereden buluyor? Deli olacağım ya! İçiyor! Ayıp ki iki lafı bir araya getiremez! Kardeşim sen konuşabilmek için mi bu kadar çok içiyorsun be? Yok, sıhhatim için içiyorum. Bana artık serum takın, bu hapların faydası yok! Bu herif beni karttan götürecek! Ya kendine bakmazsan öyle olur işte! Kışın daha da azar! Tabii! Ben kışın neden içiyorum? Çünkü yazdan çıkmış oluyoruz. Yazın insanın kanı sulanıyor komiser bey. Neden? Çünkü çok karpuz ve kiraz yiyoruz. O sulanmış kan kışa gelince ne olur? Donar insan. Ölürüz komiser bey, bu ciddi bir iş. Şakası yok bunun. Ben rakıyı kanım donmasın diye antifriz niyetine içiyorum. Ben rakısız bir kilometre gidemem. Kardeşim yeme o kadar karpuz kiraz. Sulandırma kanını. Nereden vitamin alacağız? Boşa konuşma. Düşün öyle konuş. Ben kiraz karpuz yemezsem nereden alırım vitamini? Komiserim! Komiserim! Ölmüş! Adam gözümüzün önünde gitti ya! Dağ gibi adam be! Hadi bakalım gel ve içme! Ama hiç bakmıyorduk eline! Kiraz yok! Karpuz yok! Rakı yok! Geberir insan be! İçki içenin, içmek için mazereti çoktur. Bu mazeretler çok mantıklıdır ama geçerli değildir. Cesaret almak için içmek en yaygın mazeretlerden biridir. Bilhassa toplulukların önüne çıkmadan önce insanın cesarete çok ihtiyacı olur. Böyle durumlarda içki imdada da yetişir. Tabii toplulukların karşısına sanatçılar çıkar. Ama hep sanatçılar mı içer cesaret için? Hayır, hatta belki de prensip açısından sahneye çıkmadan önce içmeyenler işin disiplin ve prensibi açısından çoğunluktur. Mesela önemli bir konferans verecek olan bir matematik profesörü. Bir iki tek atabilir cesaret almak için. Alkışları duyunca birden içki tesirini göstermeye başlar. Ama laflar bir türlü çıkmaz. Çıkınca da iyi çıkmak. Uluslararası... bankamatik sevinirine... Sorulara geçiyorum. Buyurun. Tabii içkinin bir adabı vardır. Her bardak her içkiye olmaz. Ama hınzır kadehte durduğu gibi de durmaz. Her birinin meraklısı ayrıdır. Dolayısıyla hepsinin sarhoşluğu da farklıdır. Mesela viski sarhoşu. Bakın ben tuvale ressamın renklerini sorguladığı bir tahta parçası olarak bakmıyorum. Bakın bu tür sarhoşlar kültürün ve paranın verdiği güvenle zart zurt atarlar. Çok ukala sarhoş tipidir. Şarap sarhoşu başka bir türdür. O da damak tadını bahane eder. Bu bir adab meselesi. Şarapsız et olmaz demişler. Şarapsız et, hoşapsız pilav olmaz. Bu hangi ülkenin atasözü efendim? Bu anonim bir atasözü. Uluslararası bir atasözü. Çeşitli milletin ataları bir araya gelmişler ve bu atasözünü söylemişler. Mesela Türkler hoşapsız pilav olmaz demişler. Fransızlar gelmişler, şarapsız et olmaz demişler. Yani iki ülkenin ataları birlikte katkıda bulunarak söylemişler bu atasözünü, kardeşçe. Bunlar nerede bir araya gelmişler? Yolda karşılaşmışlar, sinema çıkışı. Yani ne bileyim ben canım, tam olarak hatırlayamıyorum. Ama işte bir yerde karşı karşıya gelmişler ve bu eski atasözünü çok eski bir zamanda söylemişler. Yani siz şimdi bu şarabı sırf et için içiyorsunuz. Tabii. Ne büyük fedakarlık. Vardır. Bunlar amatör alkolikler olarak geçer. Ya da yeni başlayanlar. Genellikle bayram günlerinde kol gezerler. Aman hanım, eve gidelim. Ya bayram günü niye eve gideceğiz ya? Aman hanım, ben fenayım. Daha kabristana gideceğiz. Ben bu halde kabristana gidemem. İyi büyük alama gidelim. Ben fenayım. Fena olursun tabii, içtiğini köyleri böyle oldun. Orada naneli, orada muzlu, orada çilekli. İçim gök kuşağına döndü. Yalnız için mi? Yürü hadi. Bakın,
Masum bir bayram ziyareti, iki kadeh likörden sonra ne hale gelecek? Aman hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halacığım biz sizi fazla rahatsız etmeyelim, bayram ziyareti kısa olur. Aman estağfurullah. Halacığım ayaklarını öpeyim. Aman estağfurullah, Memdin hoşam otur. Aman hoş geldin. Memdin likörü biraz fazla kaçırdı da. Oh afiyet olsun, sizin gençlikte içilir. Allah aşkına ölümü görün, aç mısınız? Hemen bir zeytinyağlı bir şey getirin, dolma falan. Yok, çok teşekkür ederiz halacığım. Benim biraz midem kazındı da, azıcık muz likörü. Aman ya, afiyet olsun, hemen. Sağ ol halacığım. Halacığım, ben de bir su rica etsem. Ah yavrum, sular kestik, sular kestik. Aa, neyle tıraşı oldun o zaman hala? Memduh, kendine gel. Tamam, tamam. Şart mı şimdi temizlik yapman, yeri mi şimdi Esra? Ne temizliği canım, bir bardak su içeceğim, içim yandı ya. Likör iç, serin serin. Su temizlik içindir. Aman da aman, aman da aman, ne minnoş kadehler bunlar. Sizin gibi cimcimeler. Afiyet olsun. İç, iç Memduh efendi. Nane de ister misin, o da pek ferahlıdır. Likör bağımlısı evet. Tatlı içki iyi vurur insanı, likör deyip geçmeyin. Dün akşam barmen özel bir içki verdi bana, vallahi hala kendimde değilim. Neymiş bu özel içki? İçinde şeker, süt ve rom var. Şeker enerji vermesi için, süt de güç vermesi için. Rom niçin oluyor? O da enerji ve gücü nasıl kullanacağına dair yaratıcı güç veriyor. Ne edebiyat? Benim biram nerede ya? Turna! Gidip şuna bir bakayım. İyi. Bunları nasıl yapıyorlar Turna? Yani nasıl tutturuyorlar? Alttan kaide üstüne bir dalıyorlar. Dur bakayım, bunu alttan buraya nasıl rapt etmişler? Ver bakalım şu kerpeteni. Bir alt takımlarını bir kurcalayalım. Ver. Hadi versene Turna. Ver şuna. Ne o, gözlerin döndü Turna? Şunun bir alt takımlarını kurcalayalım da nasıl bakalım bir teşkilat çıkacak görelim. Abi yapma ne olur! Siz beni enayi mi sandınız lan? Enayi mi sandınız ha? Enayi mi sandınız? Bir de Perir amcaoğluymuş. Kullandırma kız kendini. Ulan kızın bağırıya kullanırız lan. Vurma abi patron. Çay ocağında kıyamet kopuyor. Hiç otur yerine.